Biliyordum. Bekliyordum. Çok bile dayandım. Çünkü bizim sonumuz daha en başından belliydi. Biz 4 kişiydik. Kuyu dibinin 4 günahsız çocuğu. Ecevit, yani Şerif, liderimizdi. Bilal, yani Sarı, en küçüğümüz. İbo, Iska, neşelimizdi bizim. Ben Zeki, yani Yanık. Bir de Ahu, hepimizin kıymetlisiydi. O da 5.'miz. Bir kötülük ettiler bizi. Biz de bir yemin ettik. Susluk. Yıllar sonra bir isim verecekler bize. Suskunlar diyecekler. Şimdi kimse bilmez. Yalnız ben biliyorum. Aslında bizim hikayemiz 20 yıl evvel bitmişti. Ama bu sabah her şey yeniden başladı. Ben başladım. Yıllarca görmedik birbirimizi. Bambaşka yollara gittik. İçimizden sadece biri çok şanslıydı. İyi okullarda okudu. Afilli arabaları, fiyakalı takımları, uzun bacaklı sevgilileri, her şey oldu. Kuyu dibini, çocukluğunu, başına gelenleri unuttu. Ama bir daha kimseye haksızlık yapılmasına izin vermedi. Ecevit Orhan, yani bizim Şerif. Kariyerinin zirvesindeydi Ecevit. Cümle alemin öldürsen olmaz dediği bir davada son celseye gelmişti. Zafer kapıdaydı artık. Yapmayın, mahcup oluyorum bu. Bitmedi ki daha dava. Hayır, hakikaten tarihe geçtin. Bunun bir formülü, bir şeyi varsa bize de söylesene. Doğru zamanda doğru yerdeydim herhalde. Müvekkilimi suçsuzun da ekle, geriye tek bir şey kalıyor. Siz şans inadına, ben 8 aylık sıkı bir çalışma derim. Ama her halükarda siz haklı çıkarsınız çünkü hepsi bir arada olmadan olmaz. Hepsini de bir araya tek bir şey getirebilir. Dolayısıyla biliyor oluyorsunuz zaten cevabı, değil mi? Herhalde. Ecevit. Kazandık. Kazandık. Dur, kazanmadık daha. Herkes kesin diyor ama. Bu sabah atlattıysak tamamdır diyorlar. Gazeteler bile yazdı. Duyan da ilk kez kazanıyorum sence. Aman ukala. Hadi yürü, kutlayacağız. Ya ben... Kutlamaları sevmiyorsun. Biliyorum. Senin orası şimdi... Kalabalık da olur. Onu da sevmiyorsun. Sen şimdi bir de... Şimdi pastalar falan keserim ben. Onu hiç sevmiyorsun. Hem bilirim hem yaparım diyorsun ha? Hayır yok. Bir şey yapmayacağım sus. Atraksiyon yok. Sakin bir kutla. Baş başa. Ecevit, bir dakika baksana. Hadi sen git, sonra görüşürüz. İşte, sen de gel. Patron bu çok. Beni gıcık etmek için yapıyorsun değil mi? Böyle patron patron. Ha? Milyon dolarlık adamı kurtarıyorsun oğlum İpten. Biz de ona göre bir şey yapacağız herhalde. Tabii kazanırsan. Tarihine bak tarihine. 2 gün sonra hepsi senin oğlum harca. Ecevit kalk kalk kalk, çalışman lazım. Sen dur bakalım bir sen ama. Kendine ait bir oda, stajyer. Bir de şirketin arabası altına, tamam mı? Bak son teklifim ha. Teşekkür ederim. Ama yokum diyor. Bir sen kızım nedir senin böyle? Restoran, halkla ilişkiler falan ha? Sen avukatsın kızım, ben seni tanıyorum. Sonra gelirsin kapıma yaldırırsın, almam. Sermetciğim, şöyle özetleyeyim canım. Ben bu şirketten alacağımı aldım.
Aşktan soğudum ya milleti boşandıra boşandıra. Yani yarın öbür gün bir evlilik teklifi alsam nasıl kabul edeceğim bilemiyorum. Oldu. Bana müsaade. Patron akşam görüşürüz. Akşam mı akşam yok. İzinlisin duruşmaya kadar. Ayrıca Sermet, Sermet. Hepimiz Ecevit kadar şanslı değildik. Bazılarımızın daha çok asılması gerekiyordu hayata. İbrahim Kene mesela. Bizim ıskayı bu. Yettim abi. Canım çıktı yemin ediyorum. Abi dediği adam da bizim Sarı. Bilal Tutkun. Bu ne lan? Bisiklet abi. Abiciğim araba köşesi kaynattı. Ne yapaydım? İş var adam gelmiş. Merhaba kardeş. Gittim gittim olmadı. Gittim gittim olmadı. Taksi verecek 5 para yok. Ben de bunu buldum. Ne yapayım? Gel kardeşim. Birbirimizi görmemeye yemin etmiştik. Ama Sarı ile Iska o yemini çoktan bozmuşlardı. Mecburlardı bir yerde. Kuyu dibinden hiç ayrılmadılar çünkü. Bilal 1. sınıfta, Iska 2. sınıfta şurttandı liseden. Zaten dertleri de okumak değildi. Onların derdi, daha doğrusu Bilal'in derdi başkaydı. Şimdi bir kere doğru yere geldin kardeşim. Biz bir şekilde senin şu parayı kurtaracağız. Sağ olasın. Kesme. Benim lafımı kesme. Beni sinir etme. Ye şunları zıkkımdan. Ye dedim sana. Ye dedim. Ye, ye, ye. Ye şunlardan. İkincisi şu. Sana paranı ödemeyen zat kim? Mustafa diye biri. Gece kulübü varmış Aksaray'da. Eyvallah. Yalnız böyle silah milah bir şey yapmayacaksınız değil mi? Başıma iş almayayım sonra. Yok kardeş, ne silah ya? Aman diyeyim. Aman he. Yok, bizim olayımız yok. Yani sakiniz biz. Yani yoksa öyle kafa göz yarmak kolay değil mi abi? Abi. Şişt Sarı. He bizim... bizim olayımız o. Biz konuş herhalde. Bir saniye. Çocuk geldiğinde adam gibi soracaksın ne yemek istiyorsun diye. Anladın mı? Anladın mı lan? Anladım. Ben yürü git. Afiyet olsun. Ne yiyorsun? Hamburger. Hamburger. 2 tane hamburger söyle. Kola içeceğim mi lan? Bakma lan babana, arkadaşım ben babana. İçeceğim mi kola? Bir tane de kola söyle. Bir de patates söyle lan. 2 hamburger, 1 patates, 1 de kola. Aferin. Aferin, yüzüme bak. Bak lan yüzüme. Bir daha yok, bu bir daha. Lafımı kesme. Bir daha bu çocuğa dokunmayacaksın. Anladın mı? Anladım. Anladın mı lan? Anladım. Adam gibi konuşacaksın onunla. Puşt! Çocuk lan o da. Korkma lan sen de. Korkacak bir şey yok. Bravo abi. Bravo. Şurada tırsıttın, kaçırdın herifi. Tebrik ediyorum seni. Sen rakı içiyor musun? Cengiz! Hop! Kimden iş alacağız biz? Sen o zaman. Oğlum bizim günümüz de gelecek. Ya Cengiz yok mu lan bu dükkanda bir tane? Ha? Ne zaman gelecek bizim günümüz? Şu halimize bak. Zamanı gelecek kardeşim. Zamanı gelecek. Bir gün öyle bir yükseleceğiz ki... o zaman bir daha kimse bize dokunamayacak. Sen bekle. Sen bekle. Sen bekle. Sen bekle. Sen bekle. Bana gelince... altımdaki alete bakıp parayı buldum sanmayın. Ne parayı buldum Ecevit gibi... ne de paranın peşinden koştum Bilal Libo gibi. Bendeniz Zeki Sinanlı. Yanık Zeki. Ne adam gibi bir evim oldu, ne bir arkadaşım, ne bir sevdiğim. Zeki. Ama son dediğim bugün değişmek üzereydi. De bakayım Zeki, senin benden bir şey istediğin görülmemiştir. Ne iş? Müdürüm, sakıncası yoksa bugün biraz erken çıkayım mı diyecektim. Hayır mı? Hayır müdürüm. Akşam bir işim vardı.
Ulan Zeki'ye bak. Kız meselesi mi? Ne yapacaksın, eve mi atacaksın? Estağfurullah müdürüm. Bizim ev sahibinin kızı. Daha bir çift laf etmişliğimiz yoktur. Da... Ne daha? Çorba getirir hep bana. Yemek getirir icabında. Dün de şey yapmış. Kazak örmüş. Esi gidip isteyeceğim Allah'ın izniyle. Kazak ördü diye kız mı istedir Zeki? Kimse bana kazak örmedi müdürüm. Kimle gideceksin? Kim isteyecek kızı? Kimseyle. Ceketimi alıp gideceğim Allah'ın izniyle. Hemen fırtına gibi gidiyorsun. Bu adresteki adamı alıp bana geliyorsun. Müdürüm şey akşam... Bu adamla toplantım var. Acele getir ki bitireyim. İşim var. Daha gideceğim. Sana kız isteyeceğim. Sahi mi diyorsun müdürüm? Daha burada mısın sen? Sağ ol müdürüm. Vallahi bu iyiliğini unutmam. Sağ ol. Bir günde hem bir baba hem de bir eş namzedim olmuştu. İçim içime değil, içim evlere, sokaklara, içim dünyalara sığmıyordu. Talih benim de yüzüme gülmüştü lan. Hayat o kadar da adaletsiz değildi işte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk koçum. Baba ne haber? Özcan ben, Özcan. Özcan Tiryaki. Yeah. Ne yaptınız? Ne yapıyorsun oğlum? Şişt. Niye durdun oğlum ya? Yerine de başka bir şey giymeyeyim. Bayağı. Bildiğin çıplak geleyim kutlamaya. Bence de. Bak Ece et. Hiç ilgilenmiyorsun benimle. Kime süsleniyorum ben? Çalışıyorum hayatım. Süper olmuş işte. Ben beğenmedim. Başka bir şey giyeceğim. Aylardır cinayet suçlamasıyla yargılanan ünlü iş adamı Zafer Kiper'in bu sabah görülen davasında şok gelişme. Kiper'e kurulan komployu gün yüzüne çıkartan avukatı, iki gün sonra görülecek karar celsesinde Zafer'ine kesin gözüyle bakıyor. Aylardır bu dava üstünde çalışıyorum. Hep şuna inandım. Hiçbir şey göründüğü gibi değildir arkadaşlar. Ne mutlu bana ki her dönemeçte haklı çıktım. Müvekkilim suçsuz. Kararın da bu yönde olacağına inanıyorum. Sayın seyirciler, İstanbul Kurtuluş'ta güpegündüz silahlar patladı.
Kanlı saldırıyı gerçekleştiren şahıs olay yerinde polise teslim olan Zeki Sinan'dı. Sayın seyirciler, olay yerinde... Kaç yıl vardı ki adımı duymamıştı Ecevit. Ha, kalbi sıkışmadı mı? Sıkıştı. Ama şaşırmadı. Her kuyu dibi delikanlısı bir gün o tetiği çeker. Beni her hatırladığında yaptığı şeyi yapacaktı o yüzden. Unutacaktı. Ama yapmadı. Saldırganın yaraladığı şahıs daha önce de sabıkası bulunan bir iş adamı. Özcan Tiryaki. Saldırı neden gerçekleşti? Olayda yaralanan... İlk hata. Her şeyi yapardı insanoğlu. Her şeyden vazgeçerdi. Tek şey hariç. Aşk. Bizim hikayemizde aşkın adı Ahu'ydu. Ay, korktum ya. Gelsene. Çocukluk çetemizdeki tek kızdı Ahu. Ecevit'in büyük aşkı. Ne var ki Ecevit çocukken tutkundu ona. Bilal hayatı boyunca. İç geçmişiz. Asabiyiz de. Niye kilitledi bu kapı? Açıldık yine. Çocuk nerede? Makas. Evine yolladım. Bu saatte. Ne yapayım? Dün bütün gün buradaydı. Yoruldu çocuk. On numara hareket abi. On numara. Kapı kilitli değil. Sen içeride tek başına. Ama mahalleyi tanımıyorsun ya. Tanıyorum Bilal. Ben de burada büyüdüm hatırlarsan. Hiç de çıkmadım yani. Ne yapıyorsun sen? Laf mı sokuyorsun bana? Laf mı? Sok, sen de sok. Sen de inanma bana, sen de güvenme. Bir bok beceremem değil mi ben? Ha? Ama göreceksiniz, becereceğim. Kimse bir yapamayacak. Bilal. Ne Bilal, ne? Tamam. Ne olsa sana geliyoruz işte. Sevinsek, üzülsek, kızsak sana geliyoruz. Hepsi sana patlıyor. Küsme. Seviyorum lan seni. Bir gün öleceğim bak, öyle seviyorum. Biliyorum. Bilal, bak bir sürü işim var, tamam mı? Ben onları halledeceğim. Hadi sen de işine bak. Can Tiryaki. Silah nerede? Senin miydi silah? Kimindi? Konuşmayacağım. Sen bilirsin. Ben de gider o zaman Özcan'a sorarım. Ne? Bilmiyor muydun? Oğlum ölmedi ki Özcan. Kimle çalışıyor bu herif? Takoz İrfan'la. Adamı vuranı Ankara'ya vali yapacaklar. Tedbirsiz gezer mi o adamlar? Ha? Konuşacağım mı şimdi? Diyeceğim mi bir şey?
Söyle. De bir şeyler. La biri baksın la buraya. Hemşire. Hemşire nerede la? Öldü. Vay İrfan abim. Dokuz canlı seni. Çikolata getirdim sana. Postu kurtardık yine abi. Sayemde. Doğru diyorsun abi. Bugün sen demesen var ya ben hayatta giymezdim öyle değil. Aferin. Ah sen de zıkkım lan biraz. Var mı lan ciddi bir hasar? Yok la abi. Elif lavuğun teki. Bütün şarjörü boşalttı üzerime. Sadece bir tanesini sektirdi. O da kola geldi işte. Ha dur bak. Oh. Doktora saklattım. Nazarlık dalgasına. Deniyor deniyor işlerle uğraşıyorsun. Geberiyordun oğlum. Oğlum önce insan evladı kimmiş diye bir sorsana. Kim olacak abi? Hırbunun teki işte. Herifin bir cebine koymuş 2-3 kuruş, salmış üstümüze. Özcan, Angut kardeşim benim. Yaklaş hele, yaklaş. Gel gel. Adam burnunun dibine kadar girdi, ateş etti. Ama öldürmemiş seni. Ne demek o? Ne demek? Eli ayağına dolandı demek. Gözleri kapalı böyle saydırdı demek. Şşş, oğlum. O mesafeden anam olsa vururdu lan seni. Ama öğreneceğiz. Merak etme. Adam ya korktu ya heyecan yaptı. Var adamın senin ne bir derdi var belli. Vardır tabii abi. Yıllardan beri rahat durmadık ki. Şş. Hepsi yanımıza kalacak değil ya. Oğlum sen bizim olayımızı anlamadın daha. Bizim gibi adamlar var ya. Biz ne yapsak hepsi yanımıza kalır. Kabul et. Eyvallah. İyi. Al çikolatayı. Neymiş? Öğrendin mi? Vallahi fena. Konuştum emniyetle, içerideymiş. Zeki miydi? Sorgudaymış. Konuşmuş mu? Bir şey demiş mi? Hayır, bir şey demiyormuş. Biz birini yollayabilir miyiz? Avukat. İyilerden. Serkan'ı yollayayım istersen. Ha? Rapor versin her gün. Yok yok. Her gün değil. Sonucu söylesin. Sonucu bileyim yeter. Eşefet, ne oluyor ya? Nereden tanıyorsun bu adamı? Çok eskiden Servet. Hatırlamadığım kadar eskiden. Girsen. Hava alacağım biraz. Sen kutlama istiyordun değil mi? Yapalım akşama. Gideriz işte bir yerlere. Evde buluşuruz hadi. Şerif! Yapabilirdi Ecevit. Hala basıp gidebilirdi oradan. Unutabilirdi. Ama onun yerine Sarı ikinci atı. Yeni hayatına hoş geldin Ecevit. Şu cakaya bak. Şu takıma bak. Şu saça başa bak. Bak. Hayırlı olsun. Sen de komi olmuşsun. Şerifime bak be! On numara takım oğlum bu. Özel dikim. Annem mi dikti? Gel bir gel. Vallahi. Vallahi. Lan! Vay be. O bayağı sensin lan. Hiç değişmemişsin be Cevit. Sen değişmişsin biraz. Ya işte. Oldu bir şeyler. Zeki'den haberim var. Kimi vurduğunu da duydun. Duydum.
Ne yapacağız? Gideceğiz değil mi Zeki'nin yerine? Abi, Zeki öyle bırakmayacağız değil mi? Avukatın geldi. Avukat mı? Torpiliniz 10 dakikadan fazla sürmez avukat. Ordu gibi girdiniz içeriye. Emniyet müdürü, üst emniyet müdürü. Burada bizim borumuz öfer. Okeyimiz olaydı lan keşke. Vakit yok, hadi sonra sarılırsınız. Sonrası yok kardeşim. Var kardeşim. Şimdi sen her şeyi baştan anlatacaksın bana. Firmadakiler bakıyor. Ben de üstünde olacağım. Kaç haftaya çözeceğiz bu yanlışı? Yanlış manlış yok. Çektim, vurdum Özcan'ı. Şşş. Vurmadın sen kimseyi. İtiraf etme. Bana bırak, ben halledeceğim. Ecevit, ben bir karıncayı bile incitmedim kardeşim. Allah yukarıda. Ama çektim, vurdum Özcan'ı. Tamam. Tamam sus. Vurduysan da halledeceğim. Hiçbir şey halletmeyeceğim. Ne demek o? Şu demek kardeşim. Seni buraya bir şeyler hallet diye getirmedim. Ha. Niye getirdin? Seni kardeşim buraya Zeki'nin başladığı işi bitirelim diye getirdim. Unuttun mu? Bize ne yaptılar unuttun mu? Ondan önce biz kimdik unuttun mu? Burası kuyu dibi. Şehir içinde şehirdir. Başka yere benzemez. Her sabah kocaman bir mağara gibi açar ağzını kuyu dibi. Her gece de kapanır kendi üstüne. Bilmeyenler anlamaz. Ama o günün hikayesi başkaydı. Sarı'nın sünnetiydi o gün. Ortalık bayram yeri. Yeter susun. Çık acıdırsa işaret çak. Bulurum bir şey. Durdururum tamam mı? Şerif. Sen benim kardeşimsin diyordun yani. İnsan kardeşini bırakır mı böyle? Kardeşimsen şimdi kurtar. Ha? Bitmedi mi?
gelmiş. Çak 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 çak. Aşk ne menen bir şeydi ki, orada durduğu her an sadece çocukluğunun masum günahını hatırlamıyordu Ecevit. Ahu nerede? Tamam, şimdi dişleri görelim. 32 diş. Evet, evet, kal. Tamam, süper. Süpersin. Tamamdır. Dur, dur, bir tane daha. Kaçma. Gel, gel, gel. Vallahi en güzeli bu oldu. Bak habersizken. Tamamdır.
Hadi akşam gel de vesikalıklarını al, tamam mı? Tamam abla. Ecevit. Benim. Tata. Nasıl sürpriz? Ne dedim ben? Önce bir şaşırır. Sonra sevinir dedim. Göreyim elli kağıdımı. Ya siz biliyor muydunuz? İnsan bir söyler ya, ne kötüsünüz ha? Abi daha yeni geldi adam. Sen tamam mısın? Atlattın mı şok? Hı, atlattım. Ya bir şey söyleyeyim mi, ister misin? Hiçbir şey söyleme. Kahveye gidelim, kapa dükkanı. Özlemiştir zaten. Oğlum. Abi para. Ben daha önce sana para verdim mi? Yok abi. Aa, bak dönmüş orada. Yürü, yürü. Sarı. Benim eski karı. Gel. Yakalım. Selamun aleyküm. Abi çift okey var, hala dönüyorsun utanmadan. Aç gözlerini. Ya keşke Zeki de olsaydı değil mi? Sen görüşüyor musun? Hiç var mı bir haberin? Yok. Görmedim hiç. Biz bir ara biz seninle oturup bir konuşalım. Ha, erkek muhabbeti, anladım. Neyse ben kaçıyorum, dükkanı boş bıraktım da. Ben bırakayım. Ne gerek var canım? Allah Allah, dükkan şurası zaten, giderim. Tabii tabii. Sağ sol bakma lan. Hiçbir değişmediniz siz. Hala böyle didişiyor musunuz? Maço ya işte, ne bakıyorsun sen? Neyse görüşürüz diyeceğim ama. De. Buralarda daha görüşürsünüz. Öyle mi? İyi o zaman. Nevzat abi, hususi konuşacağız. Hadi beyler, dışarı kapatıyoruz. Biz haydi fazla, haydi konuşmayın. Haydi arkadaşlar, kapatıyorum. Haydi, kapatıyorum. Hadi ya, hadi söyleme hadi. Haydi. Çabuk. Şimdi...
Zeki de söylediklerimi duydun. Bizim hesabımız bu 4 kişiyle. Ben zaten ara ara bunları takip ediyorum. Ediyor muydun? Kesme sözümü İbo. Ara ara bunları takip ediyorum. Özcan İrfan'la beraber çalışıyor. Yasa dışı bir şeyler yapıyorlar. Bakacağız. Anladın? Bu Sait hapishanede çalışıyordu en son. Hala oradadır o. Bırakmamıştır o işi. Arasak buluruz elimize koymuş gibi. Gazanfer. Gazanfer'e bir türlü ulaşamıyorum. Kimse de bilmiyor. Artık o konuda senin kanallarına başvuracağız. Gebermiştir inşallah. Bu Özcan meselesi. Özcan'ın yanına beni sokmazlar. Bu herif eskiden bile 2 tane korumayla geziyordu. Şimdi artık ordu takıyordur. Yani artık sen bir şekilde beni Özcan'ın yanına sokacaksın. Ben de kafasına sıkacağım. Plan bu. Sorusu olan. Niye yapayım? Af buyur. 20 sene. Köpek gibi çalıştım ben. Şu kadardım daha. Annemi, evimi bıraktım. Gittim dünyanın öbür ucunda tuvalet temizledim. Yer sildim, çay taşıdım. Öyle okudum ben. Öyle kurdum hayatımı. Sıfırdan. Evim, arabam, işim. Hiçbiri gözümde yok. Ama yeni bir hayatım oldu Bilal. Neyi yapayım şimdi? Şimdi sen bu adamlar bize ne yaptı unuttun mu? Yeni bir hayatım oldu diyorum. Duymuyor musun? Unuttun yani ha? Arkamda bıraktım. Hepsini bıraktım. Baştan başladım. Tırnaklarımla kazandım her şeyi. Niye döneyim şimdi? Ecevit son kez soruyorum sana. Unuttun mu? O hücrede betonda uyuduğunu unuttun mu? Kendi kanında yattığını unuttun mu? Bu adamın bağırış çağrışlarını, serzenişlerini, çığlıklarını unuttun mu? Hayatımızı lan unuttun mu? Unuttum. Yalan. Hepsini unuttum. Olmadı bir şey. Geçti. Unuttum ben. Unutmadın kardeşim. Unutmadın. O yüzden geceleri ışığı açıp yatıyorsun. O yüzden hala o kabusları görüyorsun. O yüzden ne zaman bir çocuk görsen için sızlıyor. Buran yanıyor, buran. Hayır. Haksızlık değil mi Şerif? İstediğini değiştir, evini değiştir, arabanı değiştir, karını değiştir. Arkadaşlarını, çevreni, her şeyini değiştir ama peşini bırakmayacak aga. Bu iş peşini bırakmayacak. Çünkü o hapishanede bize ne yaptılarsa biz hala oradayız ve biz oradan çıkamayacağız. Çıktım, gelmeyecektim buraya. Başka biriyim oğlum ben. Dönmem oraya bir daha. Hatırlamıyorum. Sizi de hatırlamıyorum. Şerif. Yapmayacağım dediniz. Tamam mı? Son sözüm bu. Unutun beni. Çıkmayın bir daha karşıma. Şerif. Gelecek geri. Nereden biliyorsun? Hatırladı çünkü bir defa. Sarı halden anlamazdı. Sarı cahildi. Bir haberi yoktu Sarı'nın. Ama bu sefer Sarı haklıydı. O kuyunun kapağı açılmıştı bir kere. Artık hepimiz hatırlıyorduk. Artık hepimiz biliyorduk. Hatırlamak unutmaktan zordur. Ne bakıyorsun? Ne bakıyorsun? Ne bakıyorsun lan? Bırak!
İhsan. Buradayım. Işıklara ne oldu? Işıkları aç. Neredesin? Ne oldu? Birsen bir şey mi oldu? Buradayım. Aç o zaman. Birsen yapma. Aç şunu. Allah kahretsin, aç şu ışıkları!